On numara ne oldu? Gül işte son durum ne? Bir özetleyelim. 5 transfer yapıldı. Sırasıyla başlayalım bir Abdülkerim'le Kazımcan'la bir yerli iki oyuncu. Daha sonrasında 3 ilk 11 transferi Sergio Oliveira sekiz numaraya Seferovic, Forvete ve Sabeke. E. Duba. Şimdi bundan sonraki süreç e, ligin başlamasına iki hafta kaldı. Ben Galatasaray'ın iki hafta içinde bütün planladığı transferleri gerçekleştirebileceğini düşünmüyorum. Nedir transferler? Öncelik 6 ve 10 numara. iki transfer yani Oliveira'nın önüne ve arkasına 2 11 oyuncusu. Bir forvet, alternatif forvet mi olur? As forvet mi olur? Bunu bize zaman gösterir. Bir stoper, yerli mi yabancı mı? O da şu aşamada net değil. Artı bir kenar oyuncusu. Bir 5 transfer daha yapacak Galatasaray. Yani totalde 10 yeni oyuncu. Şunu söyleyebiliriz çok net şekilde Aykut İnce. Torrent Fatih'in ile Okan Hoca'nın Galatasaray'ı farklı olacak. Okan Hoca takımı %70 değiştiriyor Muslera dışında. Nedir? Stopper Nelson, Solbek Bağın Anol, Sol Ön Kerem dışında 7 yeni oyuncu izleyeceğiz. 10 numara transferi gecikirse de orada Emrah Baba oynayacak ki Emrah Baba'nın kamp performansından memnun Okan Hoca. Bir detay daha verelim. Hamza Akman'dan da memnun. Sezon içinde Hamza hmm. Akman'ı ikinci yarılarda oyun atmayı düşünüyor ve senin... E, e zaten Yunus Akgün var. Yunus zaten takımın şu aşamada en iyisi onu söyleyelim. Galiba e, Çıkıldağ e, düşünmüyor hoca. Düşünmüyor. Çok net Kesin şekilde söyleyelim. Yani. E, net şekilde ikisi de olacak. Hani arkadaşlar. Serhan yazıyor da yani morutsan kafası karışık falan değil net. Ben ikisinin de... imzalamak üzere zaten. Ben çok Antalya Morosan, spor maçında... Moruzhan %99 Sivas'ta diye ama belki son anda okanacak. Yok işte, şimdi yazdım e, başkana Mecnun Bey'e de. Olur. E, Gri iş merak ediliyor. Orada iş yapar. Onu bilmiyorum. Ben ya Yani Rıza şöyle, Hoca'nın ekibinde, Rıza Hoca'nın e, hoca olduğu bir yerde ben bir Rıza şey Hoca'nın mı? ondan verim e, alacağım. E, düşünüyorum. E hoca burada tabii biraz sıkıntılı Rıza çünkü gradel gitti. Faysal Fajr'ı kaybettiler. Faysal Fajr Fajr. evet. çok önemli. Evet. Yapacaklar. Ve Geçen bir sene verdi. Erdoğan'dan çok faydalı olmadı. Erdoğan'da biraz düşüş vardı. Yeşilyurt. Ee, Erdoğan Yeşilyurt'ta altın ordulu. Ee, şöyle hem kulüp hem hoca. Rıza Çalınbay Sivas Sporu Morutan için doğru buldum. Şimdi diyecekler ki dil sorunu yaşadı, uyum problemi yaşadı. Sivas hani sonuçta İstanbul'la İstanbul'la Sivas'ı şehrin sosyal olarak olarak ama ben de tam aksini ifade edeceğim Serdar abi. Muhakkak Beşiktaş Sivas maçlarında Sivas Sporlu oyuncularla diyaloğa girmişsindir. O tarz şehirler, Karabük'te de buna şahit oldum. Karabük Sporlu oyuncular buraya geldiğinde o sosyal imkanların kısıtlı olması futbol anlamında futbolcuların tamamen konsantrasyonu futbola vermesi ki biraz böyle bir hafızamızı canlandıralım. Sivas Spor'dan büyük takımlara gelmiş çok oyuncu vardır. Mehmet Yıldız gelemedi mesela. Karabük'ten yine Emenike Tudor. Yani bu tarz şehirlerde yüzde yüzün futbola veriyor. Artı Rıza Çalınbay faktörü. Çok geçmişte Grosiçki'yi hatırlıyorum. Müthiş kullandı. Kendi transfer Grossişki. yaptırdı. en son Gredel, Emre Kılınç sol önde çok iyi kullandı. Bence Morutan'ı da iyi kullandı. Galatasaray'da herkes tabii işi soruyor da. Tabii. Başka yapacak mı transfer hoca? 5 transfer yapıldı. 5 daha yolda. Vay vay, ama 10 transfer. 10 transfer ama ben çok 2 hafta sonraki Antalya Spor maçına kadar transferin biteceğini düşünmüyorum. Muhtemelen 1-8 Eylül arası da fırsat transferi kovalanır bu saydıklarım. Bir iki tane yani, de orada olur. Mesela Premierlik Lig tahtası kapandı. Oradan Halil şey onu çıkartabilir miyiz? Oradan bir stoper alabilir miyiz? Grilish herkes merak ediyor. O konuya da bir açıklık getirelim. Şu anki süreç Brighton'a yakın. Transferlerin ortak özelliği biraz tecrübeli olmaları. Yaş aralığı olarak evet, öyle. Yani böyle çok genç. Bu anın yaşı bence çok uygun 27. Seferovic 30, 30, yaşında. Iyi, iyi. Oliveira 29 30 o da. Yani saha içi liderlik özellikleri olan, tecrübeleri olan işte efendime söyleyeyim. Topu aldığında sağa sola bakıp ne yapacağını şaşırmayan tarzan oyuncular alıyor farkındaysa. Ve bir de senin de dediğin gibi son hafta İngiltere liginden özellikle. Böyle bir iki deneyimli oyuncu geldiğinde Zahali'nin gelmesi bile Bence Galatasaray şey, yani avantaj. Se şey, Serhan Türk Covid olmuş ya. O geçmiş olsun Evde Serhan. Hanım çok geçmiş olsun. Geçmiş diyor ki, ki Serhan. Ee, Serhan. diyor ki Rıza Hoca geldi diyor kampa Morusan'ı izlemeye diyor. Doğru. Başkanla abi. sohbet etti Rıza Hoca diyor. Ya. Rıza Hoca önemli teknik adam. Ve Rıza Hoca'nın en önemli özelliği ekibi çok iyidir ülkemize hep iyi yabancı oyuncular getirmiştir. Bir hatırlatayım kısaca. İş Eneramo, yapan, Eneramo, Nakulma, Gredel. Yani oyuncular olmuş oyuncular hep doğru o, 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 takımda bulmuşlar. Robin Yalçın'ı geri getirdi herhalde gene. Hmm. Öyle biliyorum. Öyle Değil mi? Getirdi Geldi, getirdi eski oyuncu. Kasımpaşa'ya da iyi yabancılar getirmiş. hatırlıyorum. Rıza Hoca gitti her yeri iyi oyuncular orada getirdi. Orada Rıza şeydi. Orhan Kaynak çok iyiydi. O doğru muhakkak. Yani ekip ekip işte. şu anda da ekibi iyi. Şimdi yani Galatasaray'da sen bak o Mehmet'in haberi üstüne çekildi ama Morutsan tam bir fiyaz koymuş diye yazıyor. Ama, bir kez daha da söyleyeyim. Sayı de. oyuncular değil. Sen Geliştiremediler. Fiyasko, geçersene... fiyasko transfer diyor musun? Ya ben fiyasko transfer demiyorum ama rakamların, olur Ama rakamların pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ben ki. şöyle düşünüyorum. Fakat sert, geliştiremeyeceksen niye aldın? Bu kadar kısa sürede vazgeçeceksen niye aldın? Alan ben değilim diyebilir şu ankiler. Haklılar. Ama sonuçta almışlar. Yani sen bir şekilde kiralayarak geliştirmek istiyorlar. Bence doğru bir planlama yapıyorlar. Oynasınlar. Ben çünkü onu bu senede oynatacağım. Hele bu senede sıkıntı yaşarsa, yaşarsam onlar. Ben taraftara ne diyeceğim? Tribünlere ne diyeceğim? Benim de sorun belki Burak Elmas gibi olur. Diye düşünebilir. Dursun Özbek'in zaten bir hüsranla bitmiş bir başkanlık evet. geçmişi var. O yüzden sağlam isimler geliyor farkındaysanız. Morutan'ın e, Yunus Akgün'ün arasında bir yaş farkı olduğunu söyleyelim. Ve nasıl Yunus bir buçuk sene Adana emire gidip hem fizik olarak gelişip hem oyununu geliştirdiyse. Morutan'da da aynı senaryo izleyebiliriz. Çünkü oyuncunun tabii, tabii. ezber e, çalımı var, ezber şutu var, yetenek var. Ben Çıkaldakoz'a söylüyorum mi sizim 97 doğumlu, 25 yaşında ve oyun içinde hiç gözükmüyor. Yani ne savunmayı ile yapabiliyor ne de e, hücumda tam. Çıkal Dağı'dan faydalanabiliyorsunuz. Çıkal Dağı'da ne olur? O süreç onu kestirir ama Morutan çok hani tamamen umudumu kaybetmedim Morutan onu söyleyeyim. Benim tek itirazım burada hani kalace bir yorum olacak belki ama Avrupa'daki kulüpler hiçbir fark etmiyorlar. Morutan ile Çıkal Dağı'nın 11 milyon Euro'ya Türkiye'ye gelişini seyrediyorlar. Biraz fazla cömert davrandı Galatasaray. Gençlik rüzgarına kapıldı. Genç oyuncularla çok çaylak bir takım kurdu ihtiyaç var mıydı? Burada tabii Fatih Hoca kadar Burak Elmas da bu süreçte hatalı. Çünkü öyle ya da böyle Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'tan iki gol farkıyla şampiyonluğu kaybetmiş bir takım yer aldılar. Teslim aldılar yani. Bu kadar keskin aynısını Ali Koç yaptı işte. İki akisar ile çifte kupalı şampiyonluğu kaybeden Aykut Kocaman'ın takımını A'dan Z'ye değiştirip bir de çok farklı Kokuyla. profil Koku devam etti. Hani burada hadi Hoca değişmedi ama Hoca değişmedi diyoruz ama şu da var Fatih Hoca'nın kariyerini biraz irdelersek genelde böyle generali olan takımlardan müthiş sonuçlar aldı işte. 96-2000 Hacı, Taferel, de böylesine gençleri. Biraz işte o zemini Burak Elmas hazırladı diyorum. Ortaklaşa bir hata işte Fatih var. Fatih Hoca da oraya güvendi dedi ki taraftarı bana 3 sene verin. Ben böyle bir misyonun altına böyle bir görevin altına girdim. 3 sene verin. Olmadı. Yani Fatih Terim zaman makinesi olsa binip geri gelse Burak Emre sonra bu projeyi anlattığında veya Fatih Hoca mı onu anlattı bilmiyorum. Ama o gün itiraz ederdi. Ya ne yapıyorsunuz? Bu proje tutmazsa hepimiz gideriz diyebilir belki. 25 Ama camiasına euro. güvendi hoca. Bak bu, bu fark var. 25 milyon euroya bu takım kuruldu ve kurduğunuz 25 milyon takımda Nelson dışında her oyuncu değerini kaybetti. Nelson transferine de şöyle karşıyım. 7 milyon euro verip aldınız. O 7 milyon euro ile Gaston'da alabilirdiniz. Yani önceliğiniz stoper miydi? İşte stopere Luindama, Nelson Marka 20 milyon euro stoper hattınız var. G tarihinizde ilk kez 50'nin üzeri gol yediniz. Yani A'dan Z'ye çok kötü bir planlama yaptı Galatasaray. Ve yani ben Şeyde bunları tutmadı. özellikle vurguluyorum. Yedlin olmadı. Çok var Aykut İnce işte. Dubuğa gelene kadar ki sabekleri sayayım sana. Mariano'yu gönderebiliyorsunuz. Hiç sorun değil gönderin. Ben Yaşı, Yaşı da Temposu, Temposunu beğenmiyorlardı. Ukalalık olmasın. Temposu iyi olsa Galatasaray'a gelmez Sevilla'dan Barcelona'ya giderdi. Oyuncu çok özel bir oyuncuydu ama. Ve hala yeri dolmadı. Sayalım yok, Şener yok. Özbayraklı. Lina ise zamlı kontrat verdiniz. Son 6 ay ne yaptı kimse hatırlamaz. Yedlin, Saşaboye, Omar. Omar'ın Omar tamam talihsiz bir kazası. O kaza çocuğun öncesi... başına gelen Ama bir şey soracağım. Kaza uçup kaçmıyordu yani. Öyle müthiş evet, bir isa beklemiyordu. Ama sabit o, o kazadan dolayı onun yeri ayrı. Evet evet O, o, başka o onun yeri ayrı. Olimpiyakos da iyiydi Mehmet. Şey ya ben zaman. çok tek taraflı bir Norveç milli takımına görüyorum. da geri çağrıldı. Ben yani çok hani Mariano ile aynı seviye Yo, başka Ya, o başka. Ya. başka değil mi? O başka. Mesela Yedlin baktığında kötü yani Sağ beki anlattım. Orta saha Fernando Fernando'yu Fernando'yu yolluyorsunuz. Yollayabilirsiniz. Seri Enzo Zilemina'dan faydalımız Çünkü üçü de kiralık oyuncuydu. Üstüne Taylan şapkadan tavşan çıktı. O sezon şampiyonla öyle ortak oldunuz. Taylan çok ekstra oyundu ama geçen sene Taylan Berkan çık öyle olmaz. Mesela bazen da lazım be Mehmet. Şimdi kabul et. Mesela Sekidika Eskişehir'de nef iyiydi. Çok iyiydi. Hatta geleceğin orta sahasını kazandı Galatasaray. Bu çocuktan çok para kazanır. İşte Apyah diyenler bile oldu. olmadı. O da olmadı. Geldi, gitti. Herine gitti. Çok enteresandı. Yok çok dağıldı yani. gitti. Bir, o, biz... Muhammed ya. Mustafa Muhammed için neler yazılmadı ki? Bir... Oğulcan için Rize Spor'la savaş haline girdiniz. 1.2 milyon euro ödemek zorunda kaldınız. Ee, yani süreç A'dan Z'ye bu transferi özellikle iddialıyorum. Yani Aytaç ve Alparslan'ı neden aldınız? Ee, seçim vardı seçim beklemeden e, eski yönetim e, getirdi. Alpaslan bugün Eyüp Spor'da. Aytaç nereye gider? Babel Hiç, de Eyüp Spor'da. Kimse bilmiyor. Kim? Gidiyor Babel. Hmm. Önemli transfer. 1 artı 1.